efendim, hoş geldiniz. Umuyorum ki keyfiniz de sağlığınız da yerindedir. Bugün çok sık sorulan soruları derleyip böyle genel anlamda detaylı bir video oluşturmak istedim. Bunlar özellikle benden özel ders almak isteyen öğrenciler tarafından ya da genel olarak YouTube'da fazlaca sorulan sorulardan birkaç tanesi. Neden İspanyolca öğrenmeliyim? Öncelikle bu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi bu sorunun bir cevabı yok aslında. Birden fazla cevabı var. Örneğin İspanyolcanın konuşulduğu bir ülkede yaşıyorsunuzdur. Zaten sebebiniz belli. İspanyolcayı öğrenmeniz gerekir. Ya da işte dizi film izlemişsinizdir. İspanyolca size çok hoş gelmiştir. Kulağınıza çok hoş gelmiştir. Kendinize bir hediye vermek anlamında bu dili öğrenmeye karar vermişsinizdir. Yine sebebiniz belli. Ama bu sorunun geliş amacı şu aslında. Yani ben zaten bir yabancı dil öğreneceğim, bunu kafaya koydum. Ama bu neden İspanyolca olmalı? Ben bundan gelecekte bir yarar sağlar mıyım? İş imkanlarım var mıdır? İspanyolca öğrenmem bana ne gibi bir katkıda bulunacaktır? Öncelikle dil öğrenmek kendinize yaptığınız en büyük yatırımlardan biri bence. Mutlaka ki onu bir yerde kullanırsınız. Yalnız iş babında soracak olursanız eğer, bir kere İspanyolca çok fazla ülkede konuşuluyor. Yani İspanya ve Güney Amerika ülkelerini geçtim ki 20-21 tane ülke olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de İspanyolca sıklıkla konuşuluyor. Ben ilk kez New York'a gittiğim zaman örneğin çok şaşırmıştım. Metrolarda önce İngilizce anons, daha sonrasında ise İspanyolca anons geçiyorlar. Ya da bir hastaneyi aradığınız zaman burada nasıl İngilizce konuşabiliyorsunuz? Oradayken de İspanyolca seçeneğini seçebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir şekilde yolda yürüyorsunuz, şöyle elinizi sallasanız İspanyolca konuşan birine denk gelebiliyorsunuz. İspanyolca o kadar çok konuşulan bir dil. Onun dışında İstanbul'da çokça fazla bir iş imkanınız oluyor. Bu saç ekimlerinden, işte estetik cerrahiden ayrı bir şekilde aynı zamanda Güney Amerika ülkeleriyle özellikle çalışan çokça fazla şirket var. Bu sebeple de iş imkanı da bol diyebilirim. Ki zaten İspanyolca gerçekten basit bir dil. Videonun ilerleyen kısımlarında buna tekrardan değineceğim ama bir de o mükemmel İspanyol yapımı dizi ya da filmleri altyazısız izlediğinizi bir düşünün derim ben. İkinci sorumuz, İngilizce bilmeden İspanyolca öğrenilir mi? Bu soru gerçekten çok fazla gelen bir soru. Ve bu soru neden var anlayamadığım, anlamlandıramadığım bir soru. Bir kere başka bir yabancı dili öğrenmek için İngilizcenin bir ön şart olduğu fikri kimden çıktı? Yani nereden geliyor bu? Bu özellikle mesela işte uzun sürelerdir aldığımız İngilizce dil eğitimi, o konuşmaya varamadığımız dil eğitiminden ya da işte İngilizcenin dünya dili olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama dediğim gibi İspanyolca da zaten çokça konuşulan bir dil. Aynı zamanda sizin amacınıza bağlı olarak bence dil öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Genellikle şöyle mesajlar alıyorum. İşte İspanyolcaya bayılıyorum, çok güzel bir dil, kulağa çok güzel geliyor Dilan Hoca'yla. İngilizceyi bitireceğim, ondan sonra İspanyolcaya başlayacağım. İspanyolcaya bayılıyorum Dilan Hocam ama ne yazık ki öncelikle bir İngilizceyi halletmem lazım. Ben buna gerçekten bir türlü anlam veremiyorum. İspanyolcaya bayılıyorsan git İspanyolcaya başla kardeşim. İngilizceyi de ondan sonra halledersin. Nedir yani bu? Bu İngilizce bilmeden İspanyolca öğrenilebilir mi sorusu bence Türkçe bilmeden İspanyolca öğrenilebilir mi olmalıydı. Şimdi soracaksınız, hepimiz Türkçe konuşuyoruz işte neyin derdindesin diye. Bu Türkçe konuşmaktan bahsetmiyorum. Türkçeyi dil bilgisi olarak bilmekten bahsediyorum. Konuştuğunuz şeylerin gerçekten bilincinde olarak konuşmaktan bahsediyorum. Örneğin geldim derken geçmiş zaman kullandığınızı, gideceğim derken bunun gelecek zamanda olduğunu, ya da işte bahçeye gidiyorum dediğinizdeki oradaki E harfini neden koyduğunuzu bilerek konuşmanızdan bahsediyorum. Böyle olduğu zaman inanın bana, değil İspanyolca, öğrendiğiniz herhangi bir dil o eğitim süreciniz, öğrenim sürecinizde çok daha basitleşecektir. Bu ciddi manada önemli ama bu demek değildir ki Türkçe dil bilgisine hakim olmayan bir insan İspanyolca ya da başka bir yabancı dil öğrenemez. Tabii ki de öğrenebilir ama Türkçe'ye hakim birisi, bunu bilinçli olarak kullanan birisi bir saat çalışıyorsa örneğin senin onun iki katı, üç katı çalışman gerekir. Daha fazla çabalaman gerekir. Ama zor değil yani, öğrenilebilir. Neden olmasın? Şöyle düşünün, Türkiye çok fazla göçmen alan bir ülke ve bunların her biri işte dil kurslarına gidip saatlerce kalem kağıtla çalışıp da Türkçe öğrenmiyorlar. Bu insanlar sokaklarda Türkçeyi öğreniyorlar demek ki. O kadar da zor değil. Ya da özellikle turistik yerlere gittiğiniz zaman esnaflar İngilizce bilir, İspanyolca bilir, daha başka birçok dil bilen esnaf vardır. Yalnız bunların bu bilgisi biraz böyle garip bir Türkçe ile konuştuğumu düşünün, garip bir İspanyolca ile, garip bir İngilizce ile konuşurlar ama bir şekilde konuşurlar.
yüzden eğer böyle kurallı bir şekilde, yani daha geleceğe yönelik bir şekilde bir yabancı dil öğrenmek istiyorsak, öncelikle konuştuğumuz dilin, şu anda Türkçe düşünmeden konuştuğunuzu biliyorum ama yani oradaki her şeyin nereden geldiğini analiz edebilmek lazım ki daha sonrasında başka bir dilde düşünebilmeyi öğrenelim. Yalnız şöyle, bu soruyu ben Instagram'da da sormuştum ve tabii ki öğrenilebilir ama İngilizce bilinirse İspanyolca çok daha rahat bir şekilde öğrenilir şeklinde cevaplar geldi. Ben de bu cevaplara katılıyorum. Yani İngilizce ya da başka bir dil biliyor olman senin demek ki başka bir dilde düşünebildiğini, zaten bu düşünebilme sürecine daha öncesinden başlamış olduğunu gösterir. O yüzden tekrar bir İspanyolca üzerinde düşünmek istediğin zaman rahat bir şekilde burada o kadar fazla zorluk çekmeden ilerleyebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Türkçe-İspanyolca kaynaklar ne yazık ki çok az. İngilizce-İspanyolca kaynaksa her taraftan böyle dilediğiniz kadar kaynağa erişmeniz mümkün. O sebeple eğer siz İngilizce biliyorsanız ya da mesela Fransızca, İtalyanca, İspanyolca çok daha yakın dillerdir. Bu dillerin bilgisine sahipseniz İspanyolcayı da tabii ki de bilmeyen birisine göre çok daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak İngilizce, İspanyolca öğrenmenin ön şartı değildir. Anne. İngilizce, İspanyolca öğrenmenin ön şartı değildir. Olamaz. Aynı zamanda yıllardır öyle çabalayıp didiklenmek ne demek ya? Didinmek. Aynı zamanda yıllardır böyle İngilizce öğrenmeye çalışıp da bir türlü konuşamayanlarınız var. Sıkılmadınız mı yani? Şöyle yeni temiz bir sayfa açalım, yeni bir dille başlayalım sıfırdan, azimle, her şeyi analiz ederek. Geçin artık. Soruyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm için İngilizce ve İspanyolcayı aynı anda öğrenebilir miyim sorusuna değinmek istiyorum. Şimdi iki dile de sıfırdan başlayacaksan eğer bu zor. Çünkü bir kere çok fazla zamanın olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten hakkını vererek öğrenmek istiyorsan, ki bir dil öğrenmenin ilk zamanları, ilk süreçleri gerçekten çok sancılı süreçlerdir. Yani hani çok ağrılı süreçlerdir. O yüzden iki dili de aynı anda böyle sıfırdan oturup da öğrenmeye çalışmak seni yıpratır diye düşünüyorum. Ama isteyen her şeyi yapar arkadaşlar. Neden olmasın? Zamanınız vardır, yeteneğiniz vardır, başka dillerde bilginiz vardır. İlginiz vardır. Bunu bir şekilde öğrenebilirsiniz. Neden olmasın? Lakin şöyle bir durum söz konusu. Bu iki dilden herhangi bir birinde bilginiz diğerine göre daha yüksektir. Mesela İngilizceyi İspanyolcaya göre daha iyi biliyorsunuzdur. Ama biraz daha geliştirmek istiyorsunuzdur. İngilizce üzerinden İspanyolca öğreneyim gibi birlikte yürüteyim diyebilirsiniz. Bu işinizi biraz daha kolaylaştırır haliyle ama şimdi İngilizceye de çok fazla hakim değilseniz bu sizi biraz daha ezbere götürebilir. Yani böyle ikisini de ezberleyip konuşuyor bir hale gelebilirsiniz. Ben her zaman diyorum öncelikle kendi konuştuğunuz, sürekli düşündüğünüz dilde, ki bu süreçte hepinizinki, çoğunluğunuzunki Türkçedir diye düşünüyorum yani. Bu süreçte bir iki dil arasında bağlantı kurmak lazım, analizler yapmak lazım. Bu analizlerin neden önemli olduğuna da videonun ilerleyen aşamalarında değineceğim. Bu sebeple İngilizce bilginiz çok iyidir mesela. Oradan İspanyolca öğrenmek istersiniz. Zaten İngilizceyi böyle düşünerek, analiz ederek hallettiğiniz için, konuşma seviyesine geldiğiniz için onun üzerinden de İspanyolca öğrenebilirsiniz. Bu sizi bir tık daha rahatlatır. Ama dediğim gibi ikisine de böyle sıfırdan başlayacaksanız sancılı bir süreç. Bence ben öncelikle bir tanesine başlayıp yürütün. Daha sonrasında diğerini artık alır, birlikte devam edersiniz diye düşünüyorum. Uygulamalarla dil öğrenilir mi? Aslında bu benim listemde yoktu. Unutmuşum çünkü ama yani çok fazlaca gelen bir soru. Yine Instagram'dan eklemek istediğiniz sorularınız bölümünde denk geldim. Çok da güzel bir soru. Orada daha fazla sorular da vardı ama bu biraz daha işte kaynaklar nelerdir, ne bileyim yabancı dizilerle falan ilerleyelim mi gibi sorulardı. Onlara başka yerlerde değiniriz. Yine de hepinize sorularınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Uygulamalarla dil öğrenilir mi sorusuna dönecek olursak, şimdi bir kere ben uygulamalara hiç sıcak bakmıyorum. Yani uygulamalar sanki bizi böyle sürekli ezbere götürecekmiş gibi onlara karşı hep böyle bir adım iki adım daha öte durmaktan yanayım. Çünkü açıyorsunuz özellikle bu Duolingo, bu su da öyle yani. Açıyorsunuz sürekli ezberden onu geç, bunu ezberle, şu kelimeyi ezberle. Aman bir türlü analiz etme, bu nereden geliyor diye hiç dönüp de bakma. Bir kere hepiniz başladığınız zaman İspanyolca birazcık eğer bunda ilerlediyseniz hemen başlıyorsunuz işte selamlaşma bölümlerinde. Hola, como estás? Me llamo Dylan. Şimdi bu como nereden geldi? Estas nereden geldi?
Ben bunu como estas değil de sizler nasılsınız, onlar nasıllar, ne bileyim ailen nasıl diye sormak istediğim zaman nereye gideceğim? Bunu ben ezberlemiş değil de analiz etmiş olsaydım eğer nereye gideceğimi bilirdim. Ama ezberlediğim için ben sadece como estas demeyi biliyorum. Çünkü como'nun nasıl, estas'ın da senden geldiğini öğrenememiştim ilk aşamada. Ya da me llamo dediğiniz zaman bir kere dönüşlü fiillere, yani bunu nasıl ilk aşamada veriyorlar? Ben şok. Dönüşlü fiillere ben arkadaşlar 4. 5. dersten sonra falan anca değinebiliyorum yani hani. O da öğrencisine göre, seviyesine göre öyle düşünün. Bir anda tak diye gelip de yamarse'nin, yani ona göre geniş zamanda düzenleyeyim de öyle bir öğrenci. Neyse ben bu konularda çok sinirleniyorum. Bunun için çok uzatmaya gerek yok. Zaten şöyle düşünün. Kimseyle de tanıştığınız zaman gidip de benim adım Dilan gibi böyle bir tanışma yapmıyoruz. Yani elinizi uzatırsınız Dilan dersiniz ya da uzatırsınız ben Dilan dersiniz en fazla. O yüzden bu verdiğim en basit örnekti ki eğer hani ileri seviyesinde olmayanlarınız varsa da hepiniz anlayabilin diye verdiğim bir örnekti. Ezbere bizi yönelten bir uygulama. Özellikle de böyle işte ne bileyim tavuk ya. Ya tavuğun ben İspanyolcasını bilsem ne olacak? Kümes ya da. Bana ne gibi fayda sağlayacak? Bilmiyorum. O yüzden ben uygulamalara bir tık daha önyargılıyım. Sadece uygulamalarla bir dilin öğrenilebileceğini düşünmüyorum. Sadece uygulamalarla şunu öğrenebilirsiniz. Çok fazla ileriye gitme derdiniz yoktur. Zaten ben ezberleyeyim, birkaç kalıp kullanayım, bana yeter dersiniz. Biliyorsunuz ki herkesin İspanyolca öğrenme amacı ve gitmek istediği seviyeler farklıdır yani. O zaman uygulamaları açarsın. Eğlenceli zaten, motive de edersin. Nerede kaldın der, gel der. Seviye yaplarsın, yıldız veriyor sana. Of, mükemmel. Seni böyle ilerletir yani. Bence müthiş bir şey. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Şöyle olabilir. Bütün uygulamalar mı çok kötü? Hayır. Sen kendi başına gerçekten çalışıyorsundur. Analiz ederek ilerliyorsundur. Onun dışında da işte ben boş kaldığım anlarda birazcık kelime öğreneyim şuradan. Ya da ne bileyim birazcık bir şeylere bakayım. İspanyolca ile ilgim olsun. Aman bugün de boş geçmeyeyim dersin. Bir yandan da seni motive edecek bir şeyin olsun istersin. Açarsın uygulamaları. İşte o zaman olur. Ya da arkadaşlık edinme uygulamaları vardır. Slovly mesela, bu bir mektup arkadaşlığı. Ben bunu bütün öğrencilerime öneriyorum. Açarsın, buradan yardım alırsın. Ki bunun için de zaten belirli bir seviyeye gelmen gerekir. Olur. Ya da işte bir okuma uygulaması vardı. Kusuruma bakmayın, hatırlamıyorum şu anda ama bir yandan onlar okuyor, bir yandan sen de aşağıda metinleri takip edebiliyorsun. Mükemmel bir uygulama. Yani uygulamanın adını hatırladığım zaman bu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Mutlaka bakın ve kullanın derim. Çok güzel bir uygulama. Reklam yapmıyorum. Bizim kanala reklam verecek henüz çıkmaz yani. Açarsınız bu uygulamayı, telaffuz çalışırsınız, dinleme çalışırsınız, kulak çalışırsınız. Mükemmel bir uygulama. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü bu soruyu geçiyorum artık. Şimdi harika bir soruya değineceğim. Ortalama ne kadar sürede İspanyolca konuşurum? Bu özellikle benden özel ders almak isteyenler tarafından, müstakbel öğrencilerim diyeyim, onlar tarafından gelen bir sorum. Şimdi ben bunu şeyden çıktığını düşün, öyle inanıyorum yani. Bunun kurslardan çıktığını düşünüyorum. Hani böyle paketler var ya, işte bir ayda A1, bilmem kaç ayda B1 falan gibi satılıyor böyle. Benim de bir planım, programım var arkadaşlar. Ben de bunu takip ediyorum derslerde. Ama ben demiyorum ki ya ben geçiyorum bak bir ayda bunu bitirmemiz lazım. Sen de ne yapıyorsan yap, gelirsen gelirsin. Ya da öğrenci çok hızlı gidiyordur mesela. Aa lütfen geçemeyiz arkadaşım. Benim müfredatım bu. Ben sana bir ayda A1 dedim. O yüzden seni burada tutman lazım diyemem. Ben çünkü birebir bir ders yapıyorum. Öyle düşünün yani. O yüzden kurs mantığı gibi görmeyin bence özel dersleri. Ki zaten ortalama ne kadar sürede konuşurum bunda detayına gireceğim birazdan. Neden olmadığını da açıklayayım. Ama neyse bunların kurs mantığından geldiğini düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Sebebine gireceğiz. Zaten ben kurslarla da konuşulabileceğini düşünmüyorum. Biliyorsunuz ben bunu her fırsatta tekrarlıyorum. Çünkü kurslar özellikle sizi bir dil sınavını hazırlamaya yönelik bir sisteme oturtturulmuş, bir müfredatı olan, işte kaynağı kitabı bulunan kurslar yani hani bunlar. Gel de ben Dilancığım sana işte İspanyolca söktüreyim, birlikte konuşalım günlük hayattan diyen bir şey değil bu. Bunlar işte dilin en ince şeylerine girdiğin, İspanyolların bile konuşurken bilmediği yerlere girdiğin. Ne demek istiyorum? Türkçeyi dediğim gibi az önce hepimiz konuşuyoruz ama biz bütün her şeyi biliyor muyuz? Mesela noktalama işaretlerine, yazım kurallarına hepimiz çok mu hakimiz? Anlatım bozukluklarına mesela. Ya da işte dediğim gibi bilinçsiz konuşabiliyorsunuz. Bunlara hakim misiniz? İşte o İspanyolların bile hakim olmadıkları konuları sana bir şekilde öğretmeye çalışıyor.
dil bilgisi açısından bu şekilde bir teknik. Kelime açısından bakıyorsun. Hemen başlıyorsun böyle saçma sapan kelimeleri öğrenmeye yani. Bunlarla da ilgili bir tane var videom. Oradan detaylıca izleyebilirsiniz. Onu da açıklamalar kısmına bırakırım. O yüzden seni bir dil sınavına hazırladığı için bu kurslar, ki herhangi bir dil sınavına hazırlanıyorsanız bence gayet mantıklı. Gidersiniz, zaten teknik kelimeler öğretiliyor. İşte dil sınavlarına yönelik kitaplar kitaplardan çalışılıyor. Haliyle sınavda da oralardan onlara yönelik şeyler çıkıyor. Bunlarla çalışırsınız ama konuşmaya yönelik ben yardımcı olamayacağını düşünüyorum. Sebeple özellikle konuşmak istiyorsanız, şimdi bu söyleyeceklerim belki birilerini kızdırabilir ama dil kurslarının zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Zaman değerli arkadaşlar, bunu çarçur etmemek lazım. Gelelim, ortalama bir süre verilebilir mi? Şimdi ben size böyle 6-7 belki 10 tane bir öğrenci tipi vereceğim aşağıda. Sonra siz söyleyin bana, ortalama bu insanlar ne kadar sürede öğrenebilir? Ya da siz kefil olup da birisine yahu kardeşim sen şu kadar sürede İspanyolca öğrenirsin diyebilir misiniz? O kadar çok etken var ki çünkü bunu değiştirebilecek. Ben sizi tanımadan önce sen şu kadar sürede öğrenebilirsin'i nasıl söyleyeyim? Gelelim birinci tip öğrencimize. Bu birinci tip öğrencimiz zaman açısından çok boş bir öğrencimiz. Yapacak çok fazla bir şey yok. Kendisini İspanyolcaya adamış. İşte bir an önce İspanyolca konuşmak istiyor. Türkçe bir dil bilgisi çok güzel. Yani dil bilgisine gerçekten hakim. Bonus veriyorum. İngilizce de biliyor bu öğrenci. Sabah akşam İspanyolca çalışıyor, ödevlerini yapıyor. Her bulduğu her kaynağa böyle sarılan bir öğrenci. Bu tip 1. İkinci tipi veriyorum. Yukarıdaki öğrenciyle aynı. Ama İspanyolca konuşulan bir ülkede yaşamıyor da Türkiye'de yaşıyor. Üçüncü tipi veriyorum. Yukarıdakilerle benzer özellikler gösteriyor. İngilizce bilmiyor ama Türkçe dil bilgisine hakim. Dördüncü tipi veriyorum. Bu zamana kadar hiç dil öğrenmemiş. Türkçe dil bilgisini de hep böyle bilmeden falan konuşmuş. Çok fazla bir hakimiyeti yok açıkçası. Ama gerçekten bu adam gecesini gündüzüne katmış. Çatır çatır ödevlerini yapmış. Bir şekilde o İspanyolcayı öğrenme azmi var. Tutkulu bir şekilde İspanyolca çalışıyor. Bir sonraki tipimize geçiyorum. Anne kaç tip dedim? 3 tip mi dedim? Baba? Ben seni hiç dinlemiyorum. 4. tipteyiz büyük ihtimalle. 4. tip öğrencimize geçiyorum. Bu tip, şimdi sabahtan akşama kadar belirli bir işte çalışan bir arkadaşımız. Çok fazla zamanı yok. Eve geldiği zaman da böyle ayaklarınızı uzatıp biraz dinlenmek istiyor yani. Bir de gidip de tekrar İspanyolca üzerine kafa patlatmak istemiyor. Hafta sonları böyle aklına estikçe işte uygulamaları açıyor böyle. Uygulamalarla İspanyolca öğrenmeye çalışıyor. 5. tipimiz yine böyle çok da zamanı olmayan bir tip. Uygulamalara da bakmıyor bu arkadaş. Sadece ben diyor İspanyolca dizi ve filmleri izleyeyim. En azından böyle bir kulak dolgunluğum olsun. Ya da işte böyle küçük küçük şeyleri, hani işte telefon açarken dime denildiğini, selam verirken böyle kepasa falan denildiğini öğreneyim derdinde olan bir öğrenci. 6. öğrencideyiz diye düşünüyorum. Bu öğrencimiz sabahtan akşama kadar bir işte çalışıyor. Akşam geldiği zaman da kendine böyle bir program yapmış, tertemizmiş. Yarım saat, bir saat bir şekilde İspanyolca'ya çalışıyor. Ama doğru tekniği bilmiyor. Öyle sadece masasında oturuyor, bir şekilde kitap karıştırıyor. Ama yani zaman harcıyor gerçekten ciddi manada. Her gün yarım saat, bir saat bakıyor. Hafta sonlarında tamamen ayırmış. Ama dediğim gibi teknik yanlış. Ne öğreniyor? Tavuğu öğreniyor mesela. İşte yazı tahtası, öğretmen falan. Renkler, aylar, sayılar. Bunları öğreniyor. Böyle bir öğrenci. 7. öğrencimiz diye tahmin ediyorum. Bu öğrencimiz de yine gerçekten çalışıyor. Çok fazla vakit bulamasa bile yine yapmış programını, oturuyor. Ve oturduğu zaman da doğru tekniklerle çalışıyor. Gerçekten bu işin nasıl gideceğini biliyor. Türkçe dil bilgisine hakim. Basit Türkçe cümle kurmayı biliyor. Bu çok önemli. Bu ne demek? Bu demek ki yani kitaptan alayım da ben işte Türkçe İspanyolca'ya çevireyim, İspanyolca Türkçe'ye çevireyim, boşluk doldurmalar var onları çevireyim falan gibi hazıra konmuyor bu öğrenci. Diyor ki arkadaşım ben gelmek, gitmek, yemek fiillerini öğrendim en basitinden. Ben kendim bir şurada minik bir cümle kurayım bakalım. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz. Videolarım var.
Orayı izlerseniz, izlemişseniz ya da ne demek istediğimi belki daha derinden anlarsınız diye düşünüyorum. Bir fiil ile bile binlerce cümleye erişebilmenizin mümkün olduğundan bahsediyorum orada. Almış eline bir tane fiili, değiştiriyor, değiştiriyor, cümle kuruyor. Çünkü cümle kurma yetisi yüksek bir öğrenci bu. Yazıyor. Yedin mi? Neden yemedin? Onlar niye yemediler? Ne zaman yiyecekler? Başladı. Böyle kelime şeyleriyle gidiyor. Hafta sonları da İspanyolca'ya ayırıyor yine dediğim gibi. 8. öğrenci tipimiz, bu da Fransızca bilsin ya da İtalyanca bilsin. Böyle benzer bir dil biliyor. Dizi film izleyerek ilerlemeye gidiyor. Hani böyle benzerlikleri bulmak istiyor. Zaten öbür dilde yeteri kadar bir bilgisi olduğu için açıyor mesela işte Netflix'i. Netflix Language Learning diye bir uygulama var. Onu da yanına açıyor böyle. Bakıyor diyaloglara, bir şekilde öyle çalışıyor. 9 mu oldu artık bilmiyorum, sayamadım yani. Bu öğrencimiz de yine Fransızcayı, İtalyancayı herhangi bir şey böylelikle biliyor. Ve hafta sonlarını tamamen İspanyolcaya ayırmış. Yani işte ben bu tipleri 20 tip, 30 tip, 40 tipe kadar ayırabilirim. Bu öğrenciler arasında çok büyük farklılıklar olabileceği gibi çok büyük benzerlikler de olabilir. Siz söyleyin bana, özellikle bu birinci tip öğrencimiz vardı. Gecesini gündüzüne katmış, Türkçe dil bilgisine hakim, basit cümleler kuruyor. Allah yardırmış gidiyor bu öğrenci. Bir tanesi de belki de var yani gerçekten yapabilecek bir öğrenci. Ama salmış, ödev bile yapmıyor yani bu öğrenci. Şimdi bu birinci öğrenciyle bu ikinci öğrencinin ortalama verebilir misiniz gerçekten? Ya da o kadar fazla tip varken ortada ortalama verebilir misiniz? Ben 3 yıldır aktif, çok aktif bir şekilde İspanyolca öğretiyorum. Bu süreçte 150-200 aşkın benim öğrencim oldu. Her biri farklı tipte bir öğrenci. Şahsen ben gelip de ortalama bir süreç vermeye yeltenmiyorum, yeltenemiyorum. Nasıl yelteniyor yeltenenler? Hayret ediyorum. Bu soru ortalama ne kadar sürede İspanyolca konuşurum sorusuydu. Bir diğer ve son sorumuz ise ortalama ne kadar sürede B1 olurum. Bu soruyu ben özellikle bu YDS sınavına yönelik incelemek istiyorum. Yani YDS sınavı üzerinden incelemek istiyorum. Hani ortalama ne kadar sürede ne bileyim 70-75 alırız YDS'den gibi gelen bazı sorular oluyor. Buradaki B1 olurumu genel olarak inceleyeceksek bu yukarıdakinin aynısı. Söylediğim gibi ben bir ortalama veremem. Bu senin çalışma azmine, isteğine, ne bileyim istikrarına, Türkçe'ye hakim oluşuna, yaşına, zamanına o kadar çok şeye göre değişiyor ki ben sana ortalama bir süre veremem. Ama zaten İspanyolca konuşmak gerçekten özellikle bizim için bence, özellikle de telaffuzlu sıkıntı çekenleriniz için çok basit diye düşünüyorum. Çünkü İngilizce'deki gibi böyle bir harfleri yuvarlayayım, yutayım falan böyle bir şey yok yani. Çatır çatır ne yazdıysan çatır çatır da okuyorsun. O yüzden İspanyolca öğrenmek bir kere telaffuz açısından çok basit diye düşünüyorum. İkinci olarak da gerçekten böyle bir yerde A1, A2 konularını bitirdikten sonra hakkını vererek bitirmekten bahsediyorum, olur mu? Yani ben bir kursa gittim de A1, A2 bunu artık gördünüz, bu bir işe yaramıyor arkadaşlar. Ondan bahsetmiyorum. Bitirdiniz A1, A2 ne demektir? Bu işte ben zaman olarak geniş, geçmiş, gelecek zamanlarda konuşabiliyorum. Ben gittiğim zaman 3 tane zaman biliyordum var ya, bütün işimi falan halledebilmiştim o zamanla, inanın bana. Sadece kelime olarak haliyle eksik kalıyorsunuz. Neyse, bunları hakkını vererek öğrenmişsiniz. Kelime bilginiz A1, A2'de kadar yeterli bir olmuş. Hatta B1'e kadar çıktığınızı düşünün artık. Burada günlük işlerinizi çok rahat bir şekilde halledebiliyor hale gelebiliyorsunuz. Bir İspanyolla iletişim kurabilir hale gelebiliyorsunuz. Ne bileyim, kalabalık bir grubu bile dinleyip de bir şeyler, kalabalık grupları anlamak daha zor, o sebeple ayırdım. Bir şeyler anlayabiliyor hale geliyorsunuz. Eğer hakkını vererek A1, A2 konularını bitirdiyseniz. B1'i de katayım hadi. Bazı çünkü güzel kullanımlar var özellikle dil ekipinden. Bundan sonrası artık zevk diyeyim. Ne demek zevk? Zaten bir şeyleri böyle öğrendikçe siz daha çok şevke geliyorsunuz. Böyle öğrenme şeyiniz artıyor. Yahu ben bu işi biliyorum, yapıyorum işte, konuşuyorum diyorsunuz. O yüzden tezelden konuşmaya başlamanız lazım. Her zaman diyorum, İspanyolca yeni başlamış birisi bile konuşabilir. Ben hele bir şuraya geleyim de ondan sonra konuşurumu beklemeyin. Niye bekleyelim? Senin konuşman çok detaylı bir konuşma olmaz belki. Çok kelimeleri kullanamadığın bir konuşma olur. Belki de karşı tarafı anlayamadığın, sadece böyle kendin konuştuğun zaman konuşabildiğin bir konuşma olur. Ama konuşursun. Konuşabildikçe şevke gelirsin, isteğin artar. Ve dediğim gibi belirli bir süreden sonra da bu diğer konuları öğrenmek artık senin için zevk meselesine dönüşmüş olur ki bir süreden sonra zaten daha çok akarak gider, kendin daha rahat, daha basit analiz ediyor olursun bu konuyu.
Bunu tekrardan topluyorum ve YDS sınavına getiriyorum. Şimdi bu YDS sınavı konuşmak gibi değil. Yani sen ilk aşamadan itibaren ufak ufak bir şekilde böyle pıtı pıtı konuşmaya başlıyorsun. Ama YDS öyle değil arkadaşlar. YDS tamamıyla anlamaya, işte okuduğunu bilmeye, teknik kelimeye dayalı bir sınav. O sebeple senin o küçük küçük bilgilerin yetmiyor. Bu zaten bir eleme sınavı olduğu için haliyle öyle genel geçer şeyleri sormuyorlar. Gerçekten adam seni elemek istiyor. O yüzden de YDS'de belirli bir seviye arasındakiler, özellikle de böyle işte dilek kiplerine falan yüksek seviyelerdeki dil bilgisine geçememiş olan insanlar birer birer eleniyor. YDS'nin o seçme aralığı, o dil bilgisi seviyesinin de üstüne çıkmış insanlar. Orada bir eleme oluyor yani. Onun altındakiler zaten elendi. Onları geç. Çünkü sorulan hemen hemen bütün dil bilgisi, o zamansal çekimler B1 ve üstü şeklinde soruluyor. Bazı işte bağlaçlardır, bilmem nelerdir. Bunlar ilk zamanlardan öğreneceğiniz bir şeyler. Onlara bir şey söylemiyorum ama özellikle okuma bölümlerine geldiğiniz zaman evet A2 olarak dil bilgisine sahip bir insan da okuyabilir ama çok fazla teknik kelime var. Dedim ya, mesela bu kursların özel bir işte kitapları olur, okuma parçaları olur, onlarla okursunuz. YDS sınavına hazırlanıyorsanız mesela DELE sınavının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Çünkü YDS'ye yönelik çok fazla bir kaynak yok. DELE'nin kaynaklarından açarsınız, okuma bölümlerini okursunuz. Ya da ne bileyim, seviye kitaplar vardır. Seviye kitaplar da hikaye kitabı olmamalı bence diye düşünüyorum. Orada o kadar çok teknik kelimeye erişemezsiniz çünkü. İşte bir şekilde o DELE'nin seviye kitaplarından okursunuz ve kelime bilginizi, kelime dağarcığınızı arttırırsınız. İşte spor alanında okumanız lazım, siyaset alanında, bilim alanında, sağlık alanında, böyle sürekli farklı farklı dergilerden falan boş bulundukça okuyabiliyor olmanız lazım. KPSS'nin sorularına, KPSS değil de bu ne, o da bir dil seçme sınavı var ya, onun sorularına bakabilirsiniz. İşte YDS'nin 2013'ten öncesine kadar verilen soruları var. Onlara bakabilirsiniz. DELE'nin çıkmış sınav soruları bulunabilir. Mesela örnek sınavlar var. Oralara bakabilirsiniz ve okuma bölümlerini. Çünkü DELE'nin birden farklı ayağı var. Okuma, yazma, dinleme, işte kelime dağarcığı falan filan gibi. YDS'de sadece dediğim gibi okuma ve anlamaya yönelik bir sınav. Bu teknik bir sınav olduğu için siz buna ne kadar çok zaman ayırırsanız, bu gerçekten zamanla bağlantılı bir şey. Yani bu şey değil, abi benim çok büyük bir yeteneğim var dile. Ya da işte ben Türkçe dil bilgisine çok hakim ya da İngilizceyi çatır çatır biliyorum. İngilizce biliyorsanız bu arada evet, benzer çok fazla kelime var. Ya da işte Fransızca ile İtalyanca ile o kelimelerden tabii ki de yararlanıyor olursunuz ama bu artık konuşmada vereceğim öğrenci tiplerinin deki o dil ayrımına giremiyoruz ne yazık ki. Bu senin tamamen azmine bağlı, zamanına bağlı. Ne kadar çok zaman ayırıyorsan sen, ya da ezberin kuvvetlidir mesela. Böyle bir gerçek var ne yazık ki yani. Bazılarımız çok daha basit bir şekilde ezberlerken bazılarımız için bir kelimeyi belki de 15-20 kez görmek gerekiyor. O sebeple o insanın belki de daha fazla, belki de değil öyle yani arkadaşlar, daha fazla okuması lazım, daha fazla yazı görmesi lazım. Bir süre sonra fark edeceksiniz ki sürekli böyle aynı bağlaçlar var. İşte aynı fiiller çekilmiş ama farklı bir yerde kullanılmış. Ya ben bu kelimeyi daha önce başka bir yerde de görmüştüm diyeceksiniz. O yüzden ne kadar okursanız o kadar fazla ilerleyebileceğinizi düşündüğüm bir sınav. Tabii ki de ben YDS dersleri verirken de aynı şekilde okumayı nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Burada bu kanalda, yani bizim kanalımızda sadece dinleyerek İspanyolca serileri var. Oraya giderseniz eğer ben böyle kelime kelime, harf harf, ya her bir şeyin nereden geldiğini gösteriyorum. Size aslında okumayı öğretmek istediğim, bunu hedeflediğim bir seri bu ve YDS'ye yönelik de bunun mükemmel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yalnız benim orada okuduğum şeyler teknik şeyler değil, seviyesi yüksek şeyler değil. Bu sizin okuyarak da anlayabileceğinizi gösterebilmek üzerine kurulduğu için basit seviyede bir yazı oradaki. Oradaki senin hiçbir işine yaramaz YDS'de. Oradaki senin nasıl okuman gerektiğini gösterir, nerelerde durman gerektiğini gösterir, neyi nereye nasıl bağlaman gerektiğini gösterir. İşte ben özel derslerimde bunları gösteriyorum. Her bir öğrenciye aynı şekilde gösteriyorum. Gerisinde artık top öğrencide. Bir öğrenci mesela tekrar etmiyorsa, ya biz bu kelimeyi 5 kere gördük sevgili öğrencim, artık bunu bil. Bunu bilemiyorsa, zamanı yoksa, ki biliyorum ki birçoklarınız bir yandan çalışırken bir yandan YDS'ye hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Hepiniz aynı şartlarda hazırlanmıyorsunuz bu sınava.
Ama bu da bu işin gerçekliği yani. Ne yapalım, adam oturmuş boş bir adam çalışıyor. Sen de mecbur iş yerinde çalışıyorsun. Çok da fazla bir zamanı olmuyor da böyle bir gerçek var. Onunla senin daha fazla çabalaman gerekecek o zaman yani. Ne yapalım, ya da ezberin çok kuvvetlidir. Onunla denk düşersin bir şekilde. Bunu bir üniversite sınavı olarak düşün, tamam mı? 2 milyon mu giriyor üniversite sınavına? Ben bunun YDS'den bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Orada nasıl ki matematik öğreniyorsun, fizik, kimya öğreniyorsun, daha önce hiç bilmediğin enteresan bilgiler var değil mi? Bunları bir şekilde öğrenip hazırlanıp o sınava giriyorsun. 2 milyon kişi giriyor arkadaşlar bu sınava, öyle düşünün. Ya da senin o kadar büyük bir kapasitesi yok tabii ki, ama hepimizin hazırlanmak için, o üniversite sınavına hazırlanmak için belirli bir zamanı var. Bazılarımız üniversitelere yerleşirken, işte bazılarımız puanı daha yüksek bölümlere yerleşirken, bazılarımız daha aşağı bölümlere yerleşiyor ya da bazılarımız yerleşemiyor, seneye tekrar hazırlanmayı planlıyor. Ben bunun YDS'yle tamamen aynı olduğunu düşünüyorum. Yani hepimizin aynı süresi var. Ama işte ne yazık ki o aradaki şartlar farklı. Kişisel özelliklerimiz farklı. O yüzden ne kadar çok azim gösterirseniz, çabalarsanız o şekilde bir yere gelebilirsiniz. Eğer bunu YDS odaklı düşünürsek. Ne yazık ki bu sebeple de ortalama bir cevap size veremem. Yahu sevgili öğrencim, biz seninle şu kadar çalışalım. Oho, 9 ay varmış daha YDS'ye. Uçarsın, şu kadar puan kazanırsın falan demek bana çok samimi gelmiyor. Yapmıyorum böyle bir şey. Yapılabileceğini de düşünmüyorum. Yapan varsa da inanan da vardır. Ona diyeyim. Öyle onlar birbirlerini bulmuşlardır, geçinip gidiyorlardır. Umuyorum ki anlatabilmişimdir. Gerçekten böyle her şeyin açık açık olmasını istedim. İlk defa ben bir videoma böyle hazırlanıp geldim. Ya bir 4 sayfalık Word dosyası yaptım ben. Bir şeyler açık kalsın diye. Yine bir şeylere atladıysam, mesela kendimi çok ifade edemediysem, bunu yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Hepinizle fikirlerimiz uyuşmayabilir. Nasıl uyuşsun zaten? Hepimiz aynı şeyi nasıl düşünelim yani? Hani ben sadece İspanyolca öğreten birisi olarak ve farklı tipte öğrenci görmüş birisi olarak, bu süreçten haberdar olan birisi olarak size benim kendi deneyimlerimi, kendi fikirlerimi aktarmak istedim. Uzun da bir video oldu. Umarım ki sizi sıkmamışımdır. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.